sıkıntım yetmiyormuş gibi işçilerinden ayırt edilmeyen o kaba saba adama katlanacağız şimdi. Komşumuz Selim Bey hakkında böyle konuşman hiç doğru değil Şermin. Şermin gibi sıkıntı çekmeden para harcayanlardan bir emekçi için alkış bekleyemezdin anne. Rica ederim, gene solcu özentisi edebiyata başlama. Gerçeğin solu sağ olmaz Şermin. Selim Bey'in gerçeği buysa kendisine benzeyen kimselerle beraber olsun, bizim çevremizde işi ne? Selim Bey ve kız kardeşi Ayla Hanım! Selim Bey ve kız kardeşi Ayla Hanım! Hoş geldiniz Selim Bey! Hoş bulduk efendim! Yavrum. Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Kızım Şermin, sanırım tanışıyorsunuz. Evet, şöyle uzaktan. Memnun oldum efendim. Buyurun yavrum. Aile ile ben nazik davetinize teşekkür ederim. Buyurun, şeref verdiniz. Estağfurullah. Şöyle buyurun. 4 yıldır, sizden komşu olduğumuzdan beri tatsız bir konu diyebileceğim şu duvar meselesi sizi daha önce tanımak şerefinden beni mahrum etti. Bu bakımdan duyduğum üzüntüyü anlatamam. Ben haklıyım ya da siz haklısınız. Bunun önemi yok hanımefendi. Meselenin nasıl halledilmesini istiyorsanız hiç tereddütsüz evet demeye hazırım. Bence o duvar lüzumsuz. Bence lüzumlu. Herkesin bir dünyası vardır. Duvarlar bunları ayırmak için gereklidir Selim Bey. Selim Bey'in fikrindeyim ben de. Bütün duvarların yıkılmasına taraftarım. İnsanlar bir orman gibi kardeşçe ve bir ağaç kadar hür yaşamalı. Benzetmen hiç de kibar değil doğrusu. Böyle tatlı ve güzel bir kız kardeşiniz olduğunu bilmiyordum. Ayla henüz çok küçükken annemizi kaybettik. O zamandan beri onun her şeyi benim. Gerçi hazırlıksızız ama ziyaretinizin sadece çayla kalmamasını, akşam yemeğini de birlikte yememizi rica etsem. Unuttunuz mu anneciğim? Akşam yemeği için Seher Hanımlara söz vermiştik. Çok önemli bir işim dolayısıyla ziyaretimizi kısa tutmamız gerekiyor. Çay için çok çok teşekkürler. Nazik davetiniz için de tekrar tekrar teşekkürler. O halde ilk fırsatta gene bekleyeceğiz. Hiç olmazsa çayınızı içseydim. Söylediğim gibi çok önemli bir iş için hemen gitmemiz gerekiyor. Güle güle. Güle güle, gene bekleriz. Alasınlar, güle güle yavrum. Beraber çay içeriz diye Nihal Hanımlara uğramıştım, çıkmışsınız. Aceleniz neydi? Şermin Hanım tarafından istenmediğimiz bir çatıda çok bile kaldık. Şermin Hanım'ın nazarında durumumu öğrendim ya yeter, bu bana bir ders oldu. Desenize en acılı günlerinde en sadık dostlarını kaybettiler. Bu konuyu kapatalım Müşfik Bey. Kalbimdeki alevi söndürmek benim için bir gurur meselesidir artık, bitti. Neyse, kader diyelim gitsin. Zaten birkaç gün sonra komşu bile olmayacaksınız. Çünkü miras meselesinden haberdar olan bankalar köşkü satmaya karar verdiler. Mirasın geleceğinden emin olan Nihal, yıllardır bankalardan ipotek karşılığı faizle para alıyordu. Az da değil, aşağı yukarı 1 milyon. Neyse, kader diyelim gitsin. Hoşça kal Selim Bey. Müşfik Bey! Müşfik Bey! Müşfik Bey, buyurun 1 milyonluk çek. Köşkü ipotekten kurtarın. Yalnız sizden bir ricam var, Nihal Hanım'la Şermin bunu bilmesin. Yani 1 milyon gizli kalsın öyle mi? Fark etmez. Bu aşk hastalığından kurtulmam için az bile. Kader diyelim gitsin, hı? Evet. Kader diyelim gitsin. Söyle Leman'cığım, bana vereceğin sır nedir? Gerçekten üzücü bir haber teyzeciğim. Anlatabilirsin güzelim.
Müşfik Bey'den Ekrem'in İstanbul'da olduğunu öğrendim zaten. Evlenmek üzere olduğunu da biliyor musunuz? Evlenmek mi? Kiminle? Kolejde beraber okuduğumuz bir kızla teyzeciğim. Şermin'in de sınıf arkadaşı. Kayınpederini tanısanız, Ekrem'in bu işi para için yaptığını bilseniz, Ekrem'e karşı nefret duyardınız. Anne, anne! Üzülme yavrum. Kederime hakim olmaya çalışacağım. Ekrem'in bize bu kadar nankörce davranmasına aklım ermiyor. Mert bir çocuktu. Senin kadar severdim onu. İsterseniz Ekrem'i bulup bir kere konuşuruz. Sakın ha! Biz haysiyetimizi kıranlara yalvaranlardan değiliz. Yalnız mesele kendiliğinden gelişmeden Şermin'i açmayalım çocuklar. Söyleyin bakalım, ne kaynatıyorsunuz burada? Jale'den bahsediyorduk. Hangi Jale'den? Hatırla canım, kolejdeki Kadriye. Göğüsleriyle övünürdü de süt anne derdik. Babası milyoner olmuş. Adı Jale olmuş. İki dirhem bir çekirdek. Size yakın bir köşk almış. Sosyeteye hızlı bir giriş yapacakmış. Herhalde servis kapısından. Aman baba! Bu da ne bu sıcakta? 3500 kağıt değeri var kızım. Üzerimde olursa dikkati çeker diye düşündüm. Ha? Bu da 10.000 lira değil mi? Oraya gösteriş yaparak alay edilmeye gitmiyoruz. Benim gayem başka. Ekrem Bey'in gelecekmiş. Onu bekleseydik, akrabalarıyla konuşulmamız münasiplik olurdu. Şermin'le benim aracıya ihtiyacım yok baba. Onlar eskilerin pasıklı kadriyesini iyi tanırlar. Şimdi de Jale'yi tanıtacağım onlara. Ve Ekrem'in bu ziyarete mani olacağını düşündüğüm için bu anı seçtim. Dediğin gibi olsun. Deri kösele fabrikatörü Sayın Üzeyir Gönlübol ve kızı Jale hanımefendi ziyaretlerinin kabulünü rica ediyorlar. Görmedik bir babayla veba mikrobu kadar tehlikeli bir kız parayla itibar satın alıyorlar. Lütfen refüze edin teyze. Refüze etmemiz için bir sebep yok Laman. Ne de olsa sınıf arkadaşımız. Şimdi de komşumuz oldular. İçeri alıyorum onları. Aman Allah'ım! Şimdi ne olacak? Ben de düşündüm, taşındım, Jale adını seçtim. Kadriye adı bana hiç gitmiyordu, bilirsin. Bir ismin de insana gidip gitmediğini hiç düşünmemiştim doğrusu. Daha esaslı bir haberim var. Yakında soyadım da değişiyor. Senin anın için evleniyorum. Tebrik ederim. Bir rivayete göre soylu, yakışıklı, sosyetelik mühitten bir damadımız var. Sırf bu yüzden dünyanın parasını saydım o köşkü almak için bayan hanımefendiciğim ya. Gene bir tevatüre göre de eski nazırlardan damat Tahsin Paşa'nın köşküymüş. O köşk. Yatak odasını bir dene görseniz efendiciğim. Salam sucuğu gibi uzun, siz de böyle uzanır yatarsınız şifada. Nişanlımı sen de çok yakından tanıyorsun. Onun için bana yardımın dokunabilir. Doğrusu söylediklerinden bir şey çıkaramadım. Sen de çok meraksızsın yani. Eski sözlüğünden bahsediyorum ayol Ekrem. Ekrem mi? Bir türlü anlaşamadık dedi. Sana karşı büyük saygısı var. Akıllı, medeni kızdır. Anlayış göstereceğimden eminim demeseydi karşına çıkmaya cesaret edemezdim. İkinize de saadetler dilerim. Biz eski arkadaşız Şermin. Arkadaşlığımızın bir erkek yüzünden bozulmasını istemem. Onu vazgeçemeyecek kadar çok seviyorsan kendisini sana bırakmaya hazırım. Benim için koca yok diye ya. Ekrem sana söylemiş ya, gerçekten anlaşamıyorduk. Çocukluktan beraber olmanın yarattığı bir yakınlaşmaydı bizimki. Zaten sana evlenme teklif ettiğine göre aramızdaki bağın ciddi olmadığını o da anlamış. Öyleyse mesele kalmadı. Senin ağzından bunları duymasam dünyada rahatlamayacaktı içim. O kadar mutluyum ki. Seni öpmeme müsaade eder misin? Kadriye! Pardon, Jale Hanım. Babanız sizi bekliyor. Birazdan görüşürüz Şermin'cim. Daha önce biliyordunuz değil mi? Sen de, annem de, hepiniz!
Demek pasaklı Kadriye uğruna feda edildim ha? O kızın buraya kadar gelip beni yılan gibi sokmasına göz yumdunuz. Önceden söyleyebilir, uyandırabilirdiniz beni. Zavallı yavrum. Ekrem beni terk etti anne. O sonradan görme şımarık kızla bir budala yerine koydu beni. Eski günlerin, okul yıllarının intikamını almak için tadını çıkara çıkara alayıptı. Çocukluk etme Şerbin. Aklı başında olan herkes bu işte zararlı çıkanın Ekrem olduğunu bilir. Sana yapılan evlenme teklifleri kimseye yapılmamıştır. Ama Ekrem'le nişanlıydım ben. Böyle hareket etmekle layık olmadığını gösterdi. Oysa seni derin bir aşkla, karşılıksız, en ufak bir hesabı olmadan seven biri var ki. Ama senin aklın bir karış havada. Selim Bey, Ekrem'den kat kat üstün. Dürüst, samimi, yakışıklı. Çevremizde onun meziyetlerine sahip bir başkası daha var mı? Selim ha! Ben ve Selim! Doğrusu çok komik.